Arkadaşlar hoş geldiniz. 2018 KPS orta öğretim sınavına giren öğrencilerimiz hepinize geçmiş olsun. Sorulara bakma fırsatım oldu. Bunları değerlendirmek istedim sizle. Öncelikle beklediğimiz tarzda bir sınavdı. Ders ders bunları yorumlayalım. Yorumlarda da soruları tartışalım istedim. Türkçeden başlayayım. Arkadaşlar Türkçe beklediğimiz tarzdaydı. Sadece sözel mantığın bu kadar zorlayacağını kimse beklemiyordu. Sözel mantıktaki zorlar zor çıkmış. Sözel mantık dışında Türkçe normaldi. Dil bilgisinden de beklediğimiz kadar soru geldi. Matematikte çerez videolar videosu çekmiştim bildiğiniz gibi. O videoyu izleyenler, onun dışında çerez videoları hiç kaçırmayanlar gene yapmış 8-10 tane soru. Ben en az 5 net diye söylemiştim. En az 8-10 net yapılabilirmiş matematikte çerez sorularda. Ben matematiğin hepsine tam olarak bakma fırsatım olmadı. Öğrencilerim söyledi. 8-10 net garanti yapılabilirmiş çerez sorularda. Genel kültüre geçtiğimizde arkadaşlar bazı seçici sorular vardı. Onun dışında normal nitelikteydi. Soru zorlu. Coğrafyaya geldik. Coğrafyada 3 gün önce genel tekrar videosu paylaşmıştım. Birçok kişi de izlemişti. Sadece ilk videodan 2 soru. Hayvancılıktan soru çıkmış. Doğal afetlerden çıkmış. Benim paylaştığım 4 videoydu. Sadece bu 4 videoyu izleyen kişiler 6 soru yapabilirdi birebir çıkmış. Dağların uzanış yönünü ben size söylemiştim ulaşımdan dolayı diye haritada da anlatmıştım. Hatırlayanlar varsa İnşallah beni dinleyip girmişsinizdir sınava. Umarım soruyu çözerken aklınıza gelmiştir, yapmışsınızdır. Vatandaşlık beklediğimiz zorluktaydı. Vatandaşlıkta beklediğimiz zorluktaydı. Sorular normaldi. Sadece günceli bu kadar beklemiyorduk. Yağlı güreşi, Nobel ödülü alan kişiyi sormuşlar. Genel olarak baktığımızda 2016 KPSS'ye göre bir tık daha zor sınavdı. Genel kültürün ön plana çıktığı bir sınavdı. Umarım hepinizin iyi geçmiştir. Sınavda banko soru diye sınır kapılarını paylaşmıştım. 2016'da sordular dikkat edin demiştim. Sınır kapılarından banko bir soru diye video atmıştım. Oradan da gene bir soru gelmiş. Çok teşekkür mesajları geliyor. Hepinizden Allah razı olsun. Bizim anlattığımız konulardan sınavda çıkması bizi çok mutlu ediyor. Bizim anlattığımız konuların birebir bakın burayı sorabilirler. Buranın cevabı şu diye birebir çıkması bizi çok mutlu etti. Birçok kişi son bir hafta bakmış. Buna rağmen genel kültürden birçok soruyu bizim sayemizde yapmış. Hepinize teşekkür ediyorum. Şu anda 31 soru elimize geçti. Bunları slide yapıp yayınladım. Isparta'da bulunan iki öğrencimle röportaj yapmış. Ufak bir aksaklık olmuş mikrofonda ama genel itibariyle güzel bir röportaj olmuş. Onu da izleyebilirsiniz. Yorumlarda sizin sınavınız nasıl geçti, hangi derste zorlandınız, hangi sorular vardı? Bunları yorumlara bekliyorum. Kendinize iyi bakın.